Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta sürdürülebilir tarım için traktör teknolojilerini ve yeniliklerini konuşacağız, ele almak istiyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'nin en büyük traktör üreticilerinden biri olan Timosa'nın Genel Müdürü Halim Tosun Bey, size konuğumuz. Halim Bey, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Traktör teknolojilerini konuşacağız sürdürülebilir tarım için. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'la beraber olacağız. Bakalım bugün bize hangi hizmeti, servisi anlatacak. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bugün sizlere çok kıymetli bir hizmet anlatacağız. Bu hafta açılan bir hizmetimiz. Biliyorsunuz son dönemde basında da çokça yer aldı. İnsanları da, belli insanları da zor durumda bıraktı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan bazı sıkıntılar. Evet. Bununla ilgili olarak ülke nezdinde, devlet nezdinde de ciddi çalışmalar vardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yaptı. Kendileriyle yaptığımız çalışma sonucunda devlet kapısına yeni bir hizmet ekledik. Daha doğrusu iki hizmet ekledik. Kira sözleşme işlemleri, kira sözleşmesi belge doğrulama. Biliyorsunuz dönem dönem süreç yargıya taşınıyor ev sahipleri ve kiracılar arasında. Bazı şeyleri ispatlamak çok zor oluyor. Bununla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Bu kapsamda çalışılmış bir hizmet. Sahibi ya da hissedarı olduğunuz taşınmaz için bir kira sözleşmesi oluşturabiliyorsunuz. Bu kira sözleşmesine kiracınızı, eğer varsa kefilinizi, birden fazlaysa mülkü kullanacak kiracılarınız tamamını ekleyebiliyorsunuz. Onların onayına sunabiliyorsunuz. Onlar da onayladıktan sonra barkodlu bir kira sözleşme belgesi oluşturuyorsunuz. Yeri geldiğinde kiracının, yeri geldiğinde ev sahibinin haklarını koruyan bu belgeyi aynı zamanda e-devlet kapısında doğrulayabiliyorsunuz. Çok güzel. Öyle uçtan uca bir hizmet. Çok konuşacağız bunu. Bu devrimsel, evet, bir şey bence. Kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkiyi düzenleyen, çok konuşacağımızı düşünüyorum. Bu hafta açıldı sanırım. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Bu hafta açıldı. Kıymetli bir hizmet. Eğer kullanıcılar kullanırsa, öyle söyleyeyim, aslında çok ciddi anlamda bazen kiracının, bazen ev sahibinin, mülk sahibinin haklarını koruyacak bir hizmet. Umuyoruz kullanılır ve doğru yerlerde faydalı olur. Belki bu bir süre alışma süreci, sonra zorunlu kılınır ve belki bu tamamen, bu sözleşmeler buradan yapılır. Herhalde bir geçiş süreci olacak, öyle anlıyorum. Evet, evet. Şu an için bakanlık bunu bir geçiş süreci olarak düşünüyor ama gelecekte neden olmasın, sizinki gibi bir vizyon, sizin düşündüğünüz gibi bir vizyon biz de bekliyoruz aslında. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'dan yepyeni devrimsel bir özelliği dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Timosa'nın Genel Müdürü Halim Tosun Bey stüdyo konuğumuz. Halim Bey, ilk önce Timosa'nı tanıyalım mı hiç bilmeyenler için? Timosa'nın Konya Spor'u biliyoruz. Orada bir sponsorunuz var ama. Evet, bu sene Konya Spor'un geçen sene olduğu gibi yine sponsoruyuz. Timosan 1976 yılında rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından temeli atılmış bir şirket. Tabii 1976 yılından 1981 yılına kadar fabrika tamamlanması sonrasında ilk motoru, Türkiye'deki ilk dizel motoru 1981 yılında üretilmiş Timosan'da. %100 yerli mi? %100 yerli. Motorun üretiminden sonra 1984 yılında Türkiye'de ilk yerli ve milli bir traktör üretimi gerçekleştirildi. Bu motor tartışmalarınızı, sözünüzü kestim ama hiç motor yapamıyoruz. Hep böyle bir konuşulan bir şey var ama. Şimdi motor çok çeşitli yani. Traktör motoru yapmışız. 20 beygirden 3000 beygire kadar motor var. Özellikle biz Timosan olarak 500 beygire kadar dizel motor geliştirmesi ve üretimini gerçekleştiriyoruz. Bunlar seride yapılan motorlar. Başkaca firmalar kendi motorlarını 750 beygir, 1000 beygir civarında üretim yapıyorlar. Zaten bunlar zaman zaman savunma sanayi fuarlarında görücüye çıkıyor. Timosan 1984'te ilk traktörünü üretti. O zaman tabii devlet teşekkülü şeklinde bir şirketti. 1984'ten 2004 yılına kadar kamu kurumu olarak çalıştı.
Çok dikkat çekici bir rakam verecek olursam, 1984'ten 2004 yılına kadar, özelleştirme sürecine kadar toplam 20 yılda toplam 10 bin traktör üretti TÜMOSAN. 20 yılda 10 bin traktör. Evet. Fakat 2004 yılından bugüne kadar yaklaşık 120 bin ilave. Yani 20 yılda 120 bin tane daha üretti. Özelleştiği için kapasite arttı. Hem özelleştirmenin getirmiş olduğu verimlilik, teknolojik gelişmeler, hem de Türkiye'deki tarım sanayinin ve tarım alanındaki gelişmeler TÜMOSAN'ı buraya itti. TÜMOSAN 2004 yılında özelleşti. Özelleştirme sonucunda Albayrak Holding bünyesine katıldı. 2012 yılında da %30'a yakın bir hissesini halka açtı. Şu anda TÜMOSAN borsada işlem gören bir şirket unvanı taşıyor. Evet. 2014 yılında da TÜMOSAN kendi içerisinde teknoloji şirketi kurarak Türkiye savunma sanayi içinde hem motor üretimi, hem şanzıman, hem de marin motor üretimi konusunda bazı yetenekleri var. Onları zaman zaman katıldığımız sanayi fuarlarında, işte işbirliği yaptığımız savunma sanayi şirketleri nezdinde Türkiye'deki insanlar izliyor. Şirket içinde bir teknoloji firmanız var. Traktör teknolojileri ile ilgili mi? Yok, hayır. Savunma sanayi ile ilgili. ARGE şirketi olarak düşünün. Burada şanzıman, transmisyon üretimi, işte ARGE, ÜRGE, bir de bizim aynı zamanda bir döküm fabrikamız da var. Orada da yine kendi ürünlerimize katkı sağlayan dökümler yapıyoruz. Evet. Bu giriş önemli. Hiç bilmeyenler için aslında önemli, evet, bir giriş oldu. Peki bizim konu başlığımız, hani duyurduğumuz sürdürülebilir tarım için, evet, traktör teknolojileriydi. Bunda bu teknolojileri böyle kategorilere, başlıklara ayıracak olursak neler öne çıkıyor? Sürücüsüz, otonom veya elektrikli? Tabii dünyada tüm teknolojilerin geliştiği gibi traktör sanayi teknolojisi de gelişiyor. Aslında buraya girmeden önce Türkiye'deki tarımın büyüklüğü ve gelişimi de çok önemli. Yani Türkiye'de tarım büyüdükçe tarıma destek veren her unsur gelişiyor. Şimdi bu çok fazla bilinmiyor fakat Türkiye'deki tarım üretimi, yani ülkemizin tarım üretimi Avrupa'da birinci. Yani Avrupa tarımının birinci ülkesi Türkiye. Yani bunu birçok kişi bilmiyor. Mesela Hollanda öne çıkıyor. Hep Hollanda. Evet, sorsanız işte Almanya daha büyük, Hollanda daha büyük, Rusya daha büyük deler ama Avrupa tarımında, tarımsal ürün anlamında Türkiye'nin yıllık tarımsal üretim miktarı 69-70 milyar dolar civarında. Ve Avrupa'da birinciyiz. Dünyada 10. sıradayız. Tabii özellikle Türkiye'de kayıt dışı anlatmış olduğum 70 milyar dolarındaki tarımsal üretim değeri, kayıt dışı tarımla beraber yaklaşık olarak 80 milyar dolarlık bir tarımsal üretim var Türkiye'de. Kayıt dışı tarım nasıl kayıt oluyor? Başka tarım, bir program şöyle, konusu herhalde. Şöyle, yani köyde insanların ektiği tarlasında mısırından tutun buğdayına kadar kayıt altına alınmamış birçok yer var. Evet, onlardan bahsediyorum. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bir tarımsal ürün var Türkiye'de üretilen. Tabii dünyada yine en büyük tarımsal üretim yapan her şeyde olduğu gibi Çin. Yani dünyada bir numara Çin bu anlamda. Yıllık yaklaşık olarak 350 milyar dolarlık bir devasa tarımsal ürün varmış, üretiyor ve Çin tek başına dünyadaki tarım ihtiyacının %20'sini karşılayacak konumda. Tabii ama biz de çok önemli bir tarım ülkesi sayılırız. Türkiye'de tarımsal ürün ihracatına baktığımız zaman, yani Avrupa'da birinciyiz, dünyada 10.'yüz. Yaklaşık olarak 2023 yılında 35 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Yani ürettiğimizin yarısını neredeyse ihraç ettik. Çin'de bu rakam ne acaba? Çin'de yaklaşık olarak bunun yine aynı şekilde %50 civarında. 2024 yılındaki hedefi de Türkiye'nin 38 milyar dolarlık bir tarımsal ürün ihracatı şeklinde bir hedefi var. Toplam ihracatımızın içerisinde tarımsal ürün ihracatı yaklaşık olarak dünya ihracat tarımsal ürün ihracatı payında %1.8 civarındayız. Ama kendi toplam ihracatımızın %16'sını tarım ürünüyle yapıyoruz. Gelişimi açık. Çok açık. Öyle açık. Çok yani. Daha açık. Tabii imkanlarımız çok fazla ama biraz daha süreye ihtiyacımız var. Bir tarım var. Teknolojileri programı yapmıştık. Bunları uzun uzun konuşmaya çalışmıştık. Gelelim traktör teknolojilerine. Evet. Tabii traktör teknolojileri Türkiye'de gerçekten son yıllarda çok fazla arttı. Nedeni de şu. Türkiye normalde toprak ölçeği olarak dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi değil. Ama tarımsal büyüklük sebebiyle çok enteresandır.
Dünya traktör pazarında sorsanız, Türkiye kaçın sırada diye sorsanız, herkes işte ekonomik büyüklüğü kadar işte 15, 16, 17 diyebilir. Türkiye'deki tarımsal traktör pazarı büyüklüğü dünyada 3. sırada. O kadar enteresan. Evet. Traktör satışı ve ekipmanları traktör satışı. Traktör satışı anlamında 3. sırada. 3. yüz. Evet. Dünyada yılda 2.1 milyon adet traktör üretilir. Bunun yaklaşık olarak 1 milyon yakını Hindistan üretir. Hindistan. Bunun 220 bin tanesini Çin, 80 ila 100 bin tanesini Türkiye'de satış yapılır. Yani Türkiye şu an 3. sırada. Satış mı, üretim mi önemli bir şey? Satış. Yani satış, tamam. Çiftçinin satın aldığı traktör. 2.1 milyon traktör satılır senede. Evet. 80 ile 100 bini bizde satılır. Evet, bizde tamam. Satılır. Dünyada 3. yüz. Bu niye? Biraz böyle çiftçinin kültüründe. Komşumun traktörü var, bende de olsun. Bir de bu sürkülasyonu olan bir şey mi, devamlı? Yani şimdi bir traktör alayım, cep telefonu gibi değil. Çok herhalde. Çok enteresan bir bilgi var burada mesela. Şöyle bir şey var. Dünyada küresel traktör pazarı, yani ülkeler arasındaki büyük pazar, 74,5 milyar dolar civarında. Senelik mi? Yıllık. Traktör pazarı. Az önce söylediğim tarımsal pazardı. Tarımsal pazar dünyada 2.2 trilyon dolar civarında. Ama traktör pazarı 74,5 milyar dolar civarında. Tabii önümüzdeki 5 yıl bunun 100 milyar dolar bir pazar olacağı öngörüsü var. Çok enteresan. Tabii bu pazar... Üçüncü yüz bu pazar. Evet. Bu pazar genelde Asya Pasifik bölgesinde yoğunlaşmış. %40'ı Asya Pasifik'te, %26'sı Avrupa'da, %30'u Amerika kıtasında genelinde. Enteresandır. %4'ü de Afrika ve Orta Doğu'da. Veriler enteresan tabii. Veri verince insan konuya evet. Bambaşka bakıyor. Çok önemli bir pazarız, onu gördüğüm evet. Şey. Değişim de ilginç. Her sene bu kadar traktörün satılması. O zaman büyük değişiklikler mi var teknolojilerde bu sirkülasyonu sağlayan? Tabii şöyle, özellikle 3 sene önce çıkan, 4 sene önce çıkan bir yasa vardı. Arsaların bölünmezliği şeklinde. Yani şey yoluyla, miras yoluyla arsaların bölünmesi, tarlaların bölünmesi, bunu ortadan kaldırdı devlet. Çok güzel bir şey oldu aslında bu. Böyle olunca Türkiye'deki ekilebilir alan sayısı, miktarı alanı arttı. Arttı. O zaman mesela şu anda arttı. Tabii şu anda Türkiye'de bulunan toplam alan 38,5 milyon hektar bir tarımsal alan var. Ama bunu ne kadar ekiliyor diye sorduğumuzda yaklaşık 25 milyon hektarlık alan ekilebiliyor. Yani böyle olunca tabii ekilen alanın yaklaşık olarak %8'i %8'i tarımsal ekipmanlarla ekilebiliyor. Diğerleri daha çok şey. Yani şunu anlıyorum. Daha da hem daha çok traktör satılabilir. Evet. Pazar o kadar büyüyebilir. Evet. Onu anlıyorum. Evet. Evet. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun Bey ile traktör teknolojilerini konuşmadan önce verileri konuşuyoruz. Evet. Hangi başka bir veri de paylaşayım. Traktör teknolojilerindeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi şu Türkiye'de. Tabii bize göre, ama tabii bunu da verilerle ortaya koyalım. Türkiye'de yılda 2.1 Türkiye'deki toplam traktör sayısı, yani envanter diyelim, araç sayısı gibi düşünün. 2.3 milyon adet traktör var Türkiye'de. Aktif. Aktif. Bunların 1.2 milyonu 25 yaş üstünde. Yarısı. Yani eski teknolojik traktörler. Yani kara motoru, böyle pat pat motoru gibi, böyle çok siyah duman çıkaran şeyler var, traktörler var. Bunların yaş ortalaması 25'in üstü. 41 yıllık traktörler daha var. Daha çok traktör satacağız diyorsunuz. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Şöyle söylüyorum. Bir ekonomiklik olarak düşündüğümüz büyük zaman. Büyük pazar var, evet. Mesela bu traktörlerin bir yılda çalışmasındaki kayıp 700 litre yakıt kaybı var. 100 saat yıllık iş kaybı var. 1800 kilogram karbondioksit salınımı var. Yaklaşık da bütün bunlardan sebep, yani eski teknolojili 40 yaş üstündeki traktörlerin dolayı yıllık 50 milyar TL'ye yakın bir finansal kayıp var aslında. Şu anda konumuz olan sürdürülebilir tarım, İşte yeni teknoloji tarımla, eğer buralara geçseydik 50 milyarlık daha tarımsal desteğe katkı sağlayabilirdik. Kalacak. Tabii şu anda mesela Tarım Bakanlığı tarıma çok önemli destekler veriyor. Mesela verdiği desteklerin bir tanesi de şu anda 2024 yılında 91.6 milyar destek açıkladı devlet. 2025 bütçesine baktığımız zaman bu rakam 135 milyar lira olarak görünüyor. Yılda 135 milyar destek açıklayan devlet, halbuki
Az önce söylemiş olduğum eski model, yani hiç çok eski olan ve yıllık 700 litre yakıt kaybı, işte Bu 1800 kilogram. traktörlerin değişimi için harcanmalı bu para. Tabii kesinlikle tarımsal desteğe verilmeli. Ve burada hatırlarsanız eskiden bir şey vardı. Hasar indirimi şeklinde bir uygulama vardı araçlarda. Bunun yapılması lazım aslında. Bu sadece Türkiye'deki tarımın büyütülmesi ve geliştirilmesi için. Önemli. Şimdi son 6 dakikamız var. Hızlı, Öyle çok mi? hızlı geçiyor o Evet. zaman. Bu çevreyle girmişken buradan girelim mi? Sizde elektrikli Evet. traktör var mı? Hibrit mi var? Onun durumu Şimdi nasıl? son yıllarda elektrik traktörle ilgili çok şeyler var. Uygun mu tarım için elektrikli traktör? Aslında hangi alanda kullanıldığı çok önemli. Mesela şu anda Türkiye'deki elektrik traktörlerin en önemli özelliği fosil yakıt kullanımını minimize ediyor olması. Karbon salınımı azaltıyor olması, düşük işlem maliyetleri, yakıt maliyetini tasarruf ediyor olması çok önemli şeyler bunlar. Fakat Türkiye'deki tarımsal araziler ve elektriğe ulaşım konusunda yani çiftçinin dağın başında elektriksiz kalması sorunları, şu anki elektrik teknolojilerinin pil seviyelerinin yeterliliği şu anda Engeller var, bariyerler engeller, var. bariyerler var. Burada şimdi tohumu zamanında atmak zorundasınız. Zamanında ekmek zorundasınız. Zamanında biçmek zorundasınız ürününüzü. Ve günde tarlada çiftçi yaklaşık olarak 10 saat, 12 saat çalışıyor. Yani durmadan çalışıyor. Şarj için beklemeye imkanı Şarjın yok. bekleme imkanı yok. Eğer elektrik teknolojiler kablolu sistemler hariç yani sök tak şeklinde pil olursa eğer oraya gelirse bu teknoloji hem doğal çevre için hem ekonomi için çok avantajlı bir şey olur. O Biz zaman siz hibrit piyasasına mı yöneldiniz TÜMOSAN daha çok? olarak elektrikten daha ziyade hibrit üzerinde çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor. İşte çiftçi evinden tarlasına giderken elektrikli, tarlasını kullanırken dizel çalışırken pili şarj eden bir sistem üzerinde çalışıyoruz ki bunu biz askeri zırhlımızda uyguluyoruz. Yakın zamanda da envantere katmış Şu an böyle olacağız. bir traktör var mı satışta? Şu anda yok. Yani Planınız ne? bizim için yok ama dünyada bazı şirketler satıyorlar. Ama çok konsept ellere satılıyor bunlar. Bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde veya 5 yıl içerisinde bunları göreceğiz. Fakat buradaki pil teknolojisinin biraz süreyi Ben uzatmasıyla çünkü çok daha mühim. reklamlarda veya işte sosyal medyada görüyorum elektrikli traktörler vesaire. Demek ki daha o piyasa veya şartlar oluşmamış durumda. Yok, Sadece henüz böyle çiftçiyi ikna edecek hale hale gelmedi. gelmemiş durumda. Mesela şöyle söyleyeyim. AdBlue diye bir konu var hatırlarsanız. Yeni Türkiye'deki Euro 5 Avrupa Birliği standartlarındaki emisyon sistemine uygun motorlarda, traktörlerde AdBlue var. Çiftçi çok zorlandığı zaman dağın başında, tarlasında AdBlue sistemini deaktif edebiliyor. Neden? AdBlue'ya ulaşma, onu getirmede sıkıntı yaşadığı için aynı tereddütleri elektrikte yaşıyor ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde maliyetlerden dolayı elektriğe geçmek zorunda kalacak büyük Çok ihtimalle. önemli. Bir de yayından önce otonomu söylemiştik. Evet. Otonom sürüş Türkiye'de mümkün mü? Traktörlerin içinde bu var mı? Son olarak bunu sorayım. Otonom sürüş aslında geleceğin en önemli teknolojiden bir tanesi. Verimlilik anlamında söylüyorum. Verimlilik anlamında çok Verimlilik güzel. anlamında çok önemli. Çünkü tarlada normal klasik traktörlerle ekmede, biçmede yaşanan fireler, kayıplar otonomla daha aza indirilebilir. Yani firelerin aza indirilmesi çok önemli. Fakat burada da önemli olan GSM sisteminin yani datanın verinin sıfıra sıfır toleranslı ilerlemesi lazım. Eğer Konum teknolojileri çok iyi çalışması gerekiyor. çalışması lazım. Yani traktör tarlada giderken lastik izini kaybettiğinde sağdaki ve soldaki ürünü ezeceğinden çok yüksek kayıplar olabilir. Bunun için de çok önemli altyapı çalışmaları var. Tarım Bakanlığı bunu mesela şu anda çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nın çok güzel çalışması daha var mesela. Onu da 2025 bütçesi öncesi açıkladılar. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki ha Teknofest ha Tarımfest. Gelecek yüzyılda Güzelmiş. tarım çok önemli. Çok çok önemli hale gelecek. Çünkü küresel ısınma, pandemik sebepler. Şimdi insanoğlu gıda olmayınca yaşayamaz. O yüzden teknoloji kadar tarıma da ihtiyacımız var. Tarım Bakanlığı önümüzdeki yıllarda 2028'e kadar aynı sanayi, organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgeleri kurmayı hedefliyor. 42 ilde 61 adet bir tarımsal bölge kurulması çok önemli. Buralarda otonom teknolojiler, sürdürülebilir teknolojilerin kullanması hayata geçecek diye Tarım düşünüyoruz. teknolojileri de ilerleyecek Kesinlikle. bu an. Evet. Ben programda şunu anladım. Çok gideceğimiz yol var Çok daha. var. Avrupa'da birinciyiz, dünyada onuncuyuz ama ilk beşe girmeme gibi bir şanssızlığımız yok. Gireriz yani. Hatta tarımın çeşitli ekipmanlarındaki teknolojileri de belki
başka bir programda konuşabiliriz ama süremiz sonuna geldik. Bu konu çok, çok önemli bir konu. İnsanoğlu var olduğu müddetçe suya da ihtiyaç var, tarıma da ihtiyaç var. Şeref verdin Selim Bey. Teşekkür ederim. Timosan Genel Müdürü Halim Tosun Bey ile traktör teknolojilerini, gideceğimiz yolu, yenilikleri, geleceği konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.